Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Merkez Bankası'nı işleyeceğiz. Bugün Merkez Bankası biliyorsunuz saat 14'te Para Politikaları Kurulu'nun faizle ilgili kararını bildirecek. Bizler için burada dolar tarafında özellikle Merkez Bankası faiz arttırırsa dolar-tl kuru ne olur? Faizleri sabit bırakırsa dolar-tl kuru ne olur? Veya herhangi bir faiz indirimine giderse dolar-tl kuru hangi seviyelere kadar çekilebilir? Sizleri bunları teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. Öncelikle 4 saatlik grafiğimiz, bu grafik üzerinde yorumlamaya çalışacağız. Çünkü kısa vadede bir grafik olduğu için, haber akışlı bir grafik olduğu için kısa bazlı 4 saatlik grafiklerden faydalanmamız daha uygun olacaktır. Öncelikle arkadaşlar, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması durumunda dolar-tl kurunda neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Daha önceki şurada Merkez Bankası'nın faizleri sabit bıraktığı dönem, bu dönemde arkadaşlar dolar-tl kuru 8 TL civarına kadar bir geri çekilme yaşadı. Evet, burada bir 8 TL'ye varan geri çekilme gördük. Bugünkü Merkez Bankası toplantısından yeniden faizleri sabit bırakma yönünde bir karar çıkarsa benim düşüncem de şuradaki 8-16 seviyesine kadar dolar-tl kurunda bir geri çekilme yaşanabilir veya şuradaki 8-22 destek bölgesi ve aşağıda 8-16 destek bölgelerine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Birinci stratejimiz, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nda dolar-tl kuru için faizler sabit bırakılırsa bir 8-22-8-16 civarına doğru kurlarda bir geri çekilme ve buradan toparlanıp tekrardan yönünü yukarıya çeviren bir dolar-tl kuru şeklinde yorumluyoruz. Peki Merkez Bankası faiz arttırırsa neler olabilir? Şimdi bunu inceleyelim. Merkez Bankası'nın faiz arttırması durumunda arkadaşlar, kademeli olarak ilk etapta 8-14, onun ardından 8-10, 8 direnç, 8 destek bölgesi ve onun altındaki 7.70 seviyesine kadar dolar-tl kurunda geri çekilmelerde mümkün olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu da herhangi bir faiz artımının gelmesi durumunda dolar-tl kurunun kademeli olarak çekileceği destek bölgeleri de şuradaki 7.70 seviyesine kadar uzanacak bir dolar-tl kuru bizler için olacaktır. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz arttırması durumunda dolar-tl kurunda hangi seviyeler görülebilir? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. İlk etapta arkadaşlar dolar-tl kuru Merkez Bankası kararına kadar şuradaki 8.32 önemli bir direnç bölgesi. Bu direnç zaten 2 gündür deneniyor. Şuradan geçen 8.32 direnç bölgesi. Bunun üzerinde gene bizler için önemli olacak 8.41 direnç bölgesi. Yukarıda 8.48 ve 8.58 seviyelerinde bulunan dirençlere doğru faiz indirilirse ben 8.58'de bulunan kuvvetli direnç bölgesine doğru dolar-tl kurunun sert bir atak yapacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Zaten 8.58 kırılırsa yukarıda artık 8.64, 8.80, Allah ne verdiyse 2 gün içerisinde 9 seviyesine kadar da yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla dolar-tl hedefine doğru ilerleyecektir. Benim beklentim dolar-tl kurunun faiz saatine kadar arkadaşlar herhangi bir olumsuzluk olmaması ve 8.32 üzerinde dolar-tl kurunun kalması durumunda bir 8.41
Faizlerin de sabit bırakılmasıyla birlikte 8-22, 8-16 civarlarına doğru gevşeyen bir dolar-TL kuru görebiliriz. Ben de faizlerin sabit kalacağı yönünde düşüncem var. Bakalım, tabii bu kararı şu an için sadece Merkez Bankası ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu biliyor. Onun dışında bizlerin bunu bilmesi imkansız. Fakat biz şu anki Türkiye koşulları göz önüne alındığı zaman bir faiz artırımının esnafı daha da zor duruma düşüreceği yönündeki düşüncelerimiz. Faiz indiriminin ise özellikle dolar-TL kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturacağı ve en iyi seçeneğin de faizlerin sabit bırakılması yönünde değerlendirebileceğini Merkez Bankası'nın düşünmekteyiz. O yüzden bizim öngörümüzde Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması yönünde olacak arkadaşlar. Bunun dışındaki yükseltme veya indirme ile ilgili karar bizim için de sürpriz olur. Tabii ne karar çıkacağını şu an için bizler bilmiyoruz. Bunu sizler de bilmiyorsunuz. Her türlü stratejimizi dolar-TL kurunda yaptık. Sizler de bu rakamları bir yere not alın. Özellikle faiz kararıyla birlikte bu rakamlara göre siz de destek ve direnç noktalarınızı takipte kalırsınız. Evet, bu videoyu fazla uzatmayalım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.